Rachel ve Shannon iyi birer dosttu. Yıllardır süregelen arkadaşlıkları boyunca ortak birçok tanıdıkları birbirlerine ne kadar benzediklerini söylüyordu. Bunda da haklılardı. İnsan insana benzerdi elbette. Fakat yaptırdığı bir DNA testi sonrası Rachel öyle bir gerçeği açığa çıkardı ki sadece kendinin değil birçok insanın hayatı asla eskisi gibi olmayacaktı. Videomuza geçmeden hemen önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza destek vermek için abone olmayı, daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. 2004 yılında Rachel Dyer, hayatında yepyeni bir başlangıç için ailesiyle birlikte memleketi Seattle'dan 2500 kilometre uzağa, Virginia'ya taşındı. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin bulunduğu Tollwood İlkokulu'nda öğretmenlik yapmaya başladı. Shannon Nicole ise Rachel'ın çalıştığı bu okulda daha önce öğretmenlik yapmış bir eğitimciydi. Birbirleriyle hiç karşılaşmamış olmalarına rağmen okulun diğer öğretmenleri sayesinde ortak tanıdıklara sahip olmuşlardı. Bu sayede kader bu ikilinin yollarını dolaylı da olsa kesiştirmiş oldu. Okuldaki öğretmenler Rachel ve Shannon arasındaki muazzam fiziksel benzerlikleri fark etmişler, onları bir araya getirmek için ısrar edip en sonunda ikna etmeyi başarmışlardı. 2009 yılında bir konserde Shannon ile buluştukları anı The Star gazetesine verdiği demeçte "Aynaya bakıyor gibi hissettim" şeklinde ifade eden kadın, hem fiziksel hem de davranış anlamında birbirlerine gerçekten çok benzediklerini fark etmiş. Sonrasında ikili kaynaşıp çok iyi arkadaş olmuş. Hatta o gün uzun yıllar sürecek bir dostluğun temelleri atılmıştı. Rachel 2017 yılında bir okul projesi kapsamında DNA testi yaptırdı. Biraz eğlence, biraz da merak yüzünden DNA veri tabanı üzerinde kendi bilgileriyle arama yaptığında Tracy Hall adında bir kadınla biyolojik bir bağlantısını ve onunla kuzen olduğunu keşfetti. Fakat bu, çözülmesi gereken puzzle'ın daha birinci parçasıydı. Büyük bir heyecan içinde Tracy ile iletişime geçen kadın, Tracy'nin annesinin öz teyzesi olduğunu öğrendi. Asıl olaylar şimdi başlıyordu. Teyzenin söylediğine göre kız kardeşi Janice Moore, yıllar önce iki kız çocuğu dünyaya getirmiş. Sonrasında onlara evlatlık vermişti. Ve bu olay, kız kardeşiyle kendisi arasında başka hiç kimsenin bilmediği bir sırdı. Rachel ve kardeşi Crystal evlatlık olduklarını biliyordu. Ama biyolojik anneleri hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Düğüm çözülmek üzereydi ama asıl şok edici gerçekle henüz yüzleşmemişti. Rachel, biyolojik annesinin Virginia'da yaşayan iki kızı daha olduğunu öğrendi. Bu iki kadının adını duyduğunda ise adeta aklını kaçırdı. Lisa Van ve Shannon Nicole. Fiziksel benzerliği sayesinde arkadaşları tarafından tanıştırılmış ve 2009 yılından beri arkadaş olan Shannon ile kardeştiler. Kızların annesi Janice 1960 yılında bakamadığı gerekçesiyle Rachel ve Crystal'ı birlikte büyümeleri şartıyla evlatlık vermiş. 2 yıl sonra da bir adamla evlenip Lisa ve Shannon'ı dünyaya getirmişti. Evlatlık verdiği çocuklarla ilgili sırrını ise sadece kız kardeşi Tracy ile paylaşmıştı. Ne eşi ne çocukları geçmişte yaşanmış bu olaydan haberdar değildi. Tüm gerçekler şans eseri gün yüzüne çıkmış olmasa, bugün bu kadınlar dışarıda bir yerlerde başka kardeşleri olduğunu asla bilemeyeceklerdi. Her biri için bu olay adeta bir mucizeydi. Düşünsenize, hikayenin en başından olayların bu noktaya varmasına kadar ne kadar fazla rastlantı bir araya gelmiş? Bunu sanırım ancak kader ile açıklayabiliriz. Ne dersiniz? Amerika'da birçok programa katılan bu dört kadın, varlıklarından habersiz yaşadıkları onlarca yıl boyunca yaptıklarını birbirleriyle paylaşıp, kaybettikleri yılları telafi etmeye çalışıyor ve bir daha asla ayrılmayacaklarını dile getiriyorlar. Siz yıllar sonra başka kardeşleriniz olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.